Sevgili dinleyiciler, gönülden gönüle sohbetimize hoş geldiniz. Bundan önceki sohbetlerimizde iman ve namaz konularını işlemiştik. Bugünkü sohbetimizin konusu vesvese hakkında olacaktır. Hocam, bazen şöyle bir soru geliyor. Diyorlar ki namaz kılarken, abdest alırken, acaba namazda aklımıza kötü şeyler geliyor. Abdest alırken bir uzunu yıkadıktan sonra diğerini tekrar yıkadım mı diye onu tekrar dönüp tekrar yapmak istiyor. Bu insanda çeşitli korkular veriyor. Acaba benim kalbim bozulmuş mu? Acaba iyi bir kıldığım namazım kabul oldu mu diye sorular soruyor. Bizi bu konuda aydınlatır mısınız? Evet. Bu gerçekten çok önemli bir konu. Ben bir zaman bir yakınımdan dinlemiştim. Eser Üniversitesi'nde 15 yıl tahsil yapmış bir genç böyle bir sohbete davet edilmiş. O gün sohbet sırasında vesvese bahsi işleniliyor. Vesvese hastalığıyla ilgili bir konu ele alınmış. O okunuyor. O orada itiraf ediyor. Diyor ki ben 15 yıl Eser Üniversitesi'nde okumuşum. Fakat bu vesvese hastalığı bana öyle müptela olmuş. Ben o yüzden namazımı bırakmıştım. Ve Allah diyor sizden razı olsun. Bugün ben o hastalığımın bu derste, bu sohbette tedavi edildiğini gördüm. Bunu çok zaman böyle çok insanlardan işitiyoruz. Mesela normal zamanda aklına gelmeyen bazı kötü şeyler namaza durduğu zaman aklına geliyor. Bu sefer o insan bunun mahiyetini bilemediği zaman, madem ki başka zaman bu kötü şeyler benim hatırıma gelmediği halde namazda hatırıma geldiğine göre, demek benim kalbim bozulmuş. Demek ben bu huzura layık değilim diyerek benim kalbim düzelsin, ondan sonra ben tekrar namaza başlayayım mesela. Evet. Bazen de bu şöyle olabiliyor. Mesela inançlı bir insan, acaba Allah var mıdır? Kendi kendine bu şekilde bir soru hatırına geliyor. Ahiret var mıdır? Öldükten sonra dirilme olacak mıdır? Aklına geliyor. Bu sefer bu aklına geldiği zaman, eğer bu aklına gelen şeyin ona zarar verip vermediğini bilemiyorsa şayet, bakıyorsunuz acaba diyor ya ben dinsiz mi oluyorum? Acaba ben dinden mi çıkıyorum? Niye benim aklıma bu tip şeyler geliyor? Diyerek o, Allah korusun, kendisinin sanki böyle çizgiden çıkıyor, dinden çıkıyormuş gibi bir vehme kapılarak bazı şeyleri yine terk etmeye sebep olabiliyor. O bakımdan yani bu konunun çok iyi bilinmesi lazım. Bu konunun çok iyi işlenilmesi lazım. Mahiyetinin iyi bilinmesi lazım. Yani vesvese nedir? Vesvese nasıl bir hastalıktır? Acaba bu vesvese hastalığının tedavisi, şifası var mıdır? Varsa nedir? Bunun iyi bilinmesi lazım. Ve buna herkes muhtaç. Hele hele ehli iman, hele hele böyle ibadetinde, taatında devamlı olan İnsanların bu meseleyi iyi bilmesi lazım ki ta ki şeytanın öyle bir vesvesesine, öyle bir desisesine, öyle bir aldatmacasına kapılmasın, kanmasın ve bu şekilde bazı mukaddesata dair şeylerden uzaklaşmasın. Bu bakımdan yine her zaman olduğu gibi ben Risale-i Nur'larda bu konunun en açık bir şekilde, en güzel bir şekilde
herkesin anlayacağı bir şekilde izah edilmiş olmasından dolayı bu konuyu oradan işlemeyi uygun buluyorum. Beraberce böyle sevgili gönülden gönüle dinleyicilerimizle beraber de mütalaa etmeyi arzu ediyorum. Bu konu Sözler kitabının 21. sözün 2. makamında ele alınmış. Daha önce bunun 1. makamda biliyorsunuz namaz bahsi ele alınmıştı. Yani bir insan ya her gün namaz kılmak çoktur, bitmediğinden usanç veriyor diye itiraz ediyor. Ona orada bir cevap veriliyor. Ve nefis ikaz ediliyor. Nefis o hususta o vesveselerden, o desteselerden kurtulmak için bazı dersler alıyor. Fakat ondan sonra hemen bu vesvese konusunun işlenmiş olması da çok manidar. Çünkü şunu iyi bilmek lazım Musa Bey. Biz dünyada imtihan için varız. Ve her zaman biz imtihandayız. Ve bizim imtihan aletimiz de şeytandır. Ve kötülükleri daima isteyen, her zaman insanı kötülüğe sevk eden nefsimizdir. Madem nefis ve şeytan bizim içimizdedir, öyleyse o her zaman bizi aldatmak için, bizi istikametten, doğru gidişimizden sapıtmak için çalışacaktır. Ama bu nereden gelir, nasıl gelir, ne şekilde bizi imtihan eder, biz onun farkına bile varamayız. Bazen sağdan yaklaşır, bazen soldan yaklaşır. Bazen önden yaklaşır, bazen arkadan yaklaşır, bazen üstten yaklaşır, bazen alttan yaklaşır. Yani bir yerden yaklaşıp mutlaka bizi istikametten ayırmak, bizi doğru olan yoldan, Kur'an yolundan, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti yolundan uzaklaştırmaya çalışır. Yani o bakımdan bu meselelerin çok iyi bilinmesi lazım ki, İşte insan o nefis ve şeytanın desiselerine, aldatmacalarına kapılmasın. Evet. Kalbin 5 yarasına 5 merhemi tazammun eder. Yani bu ders demek kalbin 5 yarasına 5 merhemi içine alıyor. O merhemlerle o yaralar tedavi edilecek. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi eûzu bike min hemezâtiş şeyâtîn ve eûzu bike rabbi en yahturûn. Ey maraz-ı vesvese ile müptela. Yani vesvese bir hastalıkmış bakın. O vesvese hastalığı ile müptela olan insan. Biliyor musun? Vesvesen neye benzer? Musibete benzer. Ehemmiyet verdikçe şişer. Ehemmiyet vermezsen söner. Demek musibetler de öyleymiş. Ehemmiyet verdikçe şişer, ehemmiyet vermezsen söner. Ona büyük nazarıyla baksan büyür, küçük görsen küçülür. Korksan ağırlaşır, hasta eder. Havf etmezsen, yani korkmazsan hafif olur, mahfi kalır, yani gizli kalır. Mahiyetini bilmezsen devam eder. Yani o vesvesenin mahiyetini, esasını, özünü bilmezsen devam eder, yerleşir. Mahiyetini bilsen, onu tanısan gider. Öyleyse şu musibetli vesvesenin aksam-ı kesiresinden, yani bunun çok kısımları var. Demek ki vesvese hastalığını demin dediniz ya, bu abdestle ilgili olabilir, namazla ilgili olabilir, efendim
iman hakikatleri ile ilgili olabilir. Allah'a iman hakikatiyle, ahirete iman hakikatiyle, her türlü şeyle olabilir. Demek ki o kısımlardan, çok kısımlarından vesvesenin kesirül vuku olan, yani çok görülen, çok meydana gelen yalnız beş veçini beyan edeceğim. Demek onlardan seçilmiş beş tanesi üzerinde bu derste durulacak. Belki sana ve bana şifa olur. Çünkü hepimize bir ihtiyaç bu. Zira şu vesvese öyle bir şeydir ki cehil onu davet eder, ilim onu tard eder. Ne demek? Yani tanımazsan gelir, tanısan gider. Demek ki o vesvesenin şeytan tarafından bizi aldatmak için bizim hayalimize getirilmiş bir şey olduğu bilinirse o gider. Ama bu bilinmezse ne olur? Gelir, bu sefer hastalık olarak kalır ve bizi rahatsız eder. Allah korusun, ibadetten de uzaklaştırır. Yeri gelir, dinden de uzaklaştırır. Şimdi bunlardan önce birinci veci, birinci yara anlatılacak. Şeytan evvela şüpheyi kalbe atar. Eğer kalp kabul etmezse şüpheden şetme döner. Yani şetim böyle sövme, kötü söz manasında. Hani böyle halk arasında küfür manası deriz ya, evet. O manada yani. Hayale karşı şetme benzer bazı pis hatıraları, yani o sövme, kötü söze benzer, küfre benzer bazı pis hatıraları ve münafi edep çirkin halleri tasvir eder. Yani insanın edebine aykırı olan, ahlakına aykırı olan bazı çirkin halleri ne yapar? Tasvir eder hayalde. Kalbe eyvah dedirtir. Yeise düşürtür. Ümitsizliğe düşürtür. Vesveseli adam zanneder ki, eğer bir adamda vesvese hastalığı varsa, o adam zanneder ki kalbi Rabbine karşı sui edepte bulunuyor. Yani o zanneder ki kalbi Rabbine karşı, Cenab-ı Hakk'a karşı edepsizlikte bulunuyor. Ahlak dışı bir şeyde bulunuyor. Zanneder. Müthiş bir halecan ve heyecan hisseder. Tabii ondan dolayı da ne yapıyor? Onun imanı onu rahatsız ediyor. Bir heyecan hissediyor. Bundan kurtulmak için huzurdan kaçar, gaflete dalmak ister. Yani şimdi diyelim o namazda onun hatırına geldiyse şayet, ne yapıyor? O halden kurtulmak için bu sefer namazı terk ediyor. Ta ki namazı terk edeyim, kalbim düzelsin, ondan sonra tekrar başlarım gibi mesela. Evet. Bakın, bundan kurtulmak için huzurdan kaçar, gaflete dalmak ister. Bu yaranın merhemi budur. Şimdi yarayı anladık. Yani şeytan tarafından hayalden kalbe atılan bir vesvese, onu huzurdan kaçırmak istiyor. Onu o ibadetten diyelim uzaklaştırmak istiyor. Şimdi yara bu. Peki öyleyse bu yaranın çaresi nedir? Bu derdin ilacı nedir? Ama bu nasıl bir yara? Bir kalp yarası. Bu manevi bir yara. Bak ey biçare vesveseli adam, telaş etme. Çünkü senin hatırına gelen şetim değil, belki tahayyüldür. Yani senden gelen bir kötü söz değil. Nedir o hatırına gelen şey? Bir hayaldir.
hayaldir. Bakın. Tahayyülü küfür, küfür olmadığı gibi tahayyülü şetim dahi şetim değildir. Yani küfrü hayal etmek küfür olmadığı gibi o kötü hali hayal etmek de kötü bir hal değildir. Mesela demin dediğim gibi küfrü hayal etmek nasıl olur? Mesela ya acaba Allah var mıdır? Bakın. Ama hemen bu sefer o kalbindeki imanla ne yapıyor? O vesveseye karşı hemen cevap veriyor. Diyor ki madem ki kainat var, öyleyse kainatın yaratıcısı vardır. Madem ki ben varım, öyleyse beni yoktan var eden birisi vardır. Madem ki biri yine ustasız olmaz, madem ki bir harf katipsiz olmaz, madem ki bir köy muhtarsız olmaz, öyleyse şu kainattaki bu kadar harika eserler sahipsiz olmaz. Ustasız olmaz, sahipsiz olmaz. Kainattaki bu kadar harika idare idarecisiz olmaz. Öyleyse bunların bir sahibi, bir ustası, bir idarecisi vardır. Ne yaptı şimdi? Kalben onu tedavi etti. O hayale gelen küfrü reddetti. Bakın. Ha bu vesvesenin de şeytan tarafından ona telkin edilmiş, onu aldatmaya çalıştığını bildiği zaman hiç ehemmiyet vermez. Bakın. Eğer bu adam şimdi onun vesvese olduğunu bilmese veya aklına gelen o küfür zannettiği fikirle ilgili hayali cevaplandıracak bir ilmi bilgisi yoksa işte o zaman onun altında ezilir. Onun için burada ne dedi? İlim onu tard eder, cehil onu davet eder. Öyleyse burada şu da anlaşılıyor. Bir Müslümanın belli ölçüde inandığı şeyleri ve inandığı şeylere niçin inandığını, yaptığı ibadetleri ve yaptığı ibadetleri niçin yaptığını bilmesi lazım. Zaten yani bizim bu sohbetlerimizdeki asıl maksadımız da bu. Yani milletimizin, insanımızın, nefsimizin, kendimizin buna şiddetle ihtiyacı var. Evet. Devam ediyorum şimdi bakın. Tekrar alıyorum. Bak ey biçare vesveseli adam. Telaş etme. Çünkü senin hatırına gelen şetim değil belki tahayyüldür. Yani o kötü bir söz, kötü bir küfür manasına gelmez. O bir hayaldir. Tahayyülü küfür. Küfrü hayal etmek. Küfür olmadığı gibi tahayyülü şetim dahi. Yani o sövme manasına, kötü söz manasına gelen, senin hayaline gelen şey de bir kötülük değildir senin için. Şetim değildir. Zira mantıkça tahayyül hüküm değildir. Bakın. Mantıkça tahayyül hüküm değildir. Şimdi bu da çok önemli bakın Musa Bey. Nasıl? Diyelim şimdi siz devlet dairelerinde çalıştınız. Devlet dairesinde müdürden size bir yazı gelse, amirden bir yazı gelse, şimdi o yazının altında amirin ismi var ama imzası, mührü yok. Bu yazı geçerli midir? Geçerli değildir. Niçin? Çünkü o onu tasdik etmemiş. Evet. Dikkat verin bakın. O onu ne yapmamış? Tasdik etmemiş. Tasdik etmemiş. Peki, şimdi siz onun tasdik edildiği zaman geçerli olduğunu bilmeseniz, altında o amirin ismini görseniz, üstte de o yazıyı gördünüz ve sizin aleyhinizde bir yazı. Peki şimdi siz telaşa düşer misiniz, düşmez misiniz? Elbette telaşa düşer. Bak. Hem nasıl telaşa düşer? Halbuki bilse bunu, o zaman ne diyecek? Ya bak bana oyun ediyorlar. Evet. Bak beni kandırmaya çalışıyorlar.
deyip hiç ehemmiyet vermeyecek. Yırtıp atacak. Öyle mi değil mi? Evet. Ama altında o yazının üstünde imza ve mühür varsa işte o bir hükümdür. Asıl korkulacak olan odur. Öyleyse şimdi bakın. Bizim hatırımıza gelen herhangi bir şey. Namazda olsun, sahir vakitte olsun, ne zaman olursa olsun. Kalbimiz onu kabul etmiyorsa şayet. Bu bizden değil. Biz ondan rahatsız oluyorsak demek biz onu tasdik etmemişiz. Öyleyse o hayaldedir ve bize zararı yoktur. Ne zaman zarar verir? Eğer o hayalimize gelen şeyi kalbimiz de kabul eder, tasdik ederse o zaman zarar. İşte o zaman zarardır. Bunu iyi anlamak lazım. Hem bununla beraber o çirkin sözler senin kalbinin sözleri değil. Çünkü senin kalbin ondan müteessir ve müteessiftir. Bakın ölçümüz ne? Kalp ondan rahatsız olacak. Kalbimizden olmadığının o sözleri, bizim o sözleri tasdik etmediğimizi nereden anlayacağız? Demek kalbimiz ondan müteessir ve müteessif, yani ondan dolayı üzülüyorsa, tesir altında kalıyorsa, ondan kurtulmaya çalışıyorsa, demek o kalpten olmadığını gösteriyor. Ne güzel bir ölçü verdi değil mi? Evet. Belki kalbe yakın olan lümme-i şeytaniden geliyor. Peki nereden geliyor öyleyse o? Lümme. O vesvese. Lümme. Ha demek ki Cenab-ı Hak insanı imtihan için kalbin bir kenarına şeytana bir vesvese yeri vermiş, yaratmış. Şeytan oradan vesvese veriyor. Acaba insan ona aldanacak mı? Aldanmayacak mı? Aldanmayacak mı? Onunla imtihan oluyor bakın. Demek oradan geliyormuş o. Evet. Heh. Vesvesenin zararı tevehhüm zarardır. Ne demek? Yani onu zararlı tevehhüm etmekle kalben mutazarrır olmaktır. Demek o zaman vesvese insana zarar veriyor. Onu zararlı zannettiği zaman. Çünkü hükümsüz bir tahayyülü hakikat tevehhüm eder. Demin o verdiğim misal gibi yani. Evet. O dairedeki evet. Memura yazılan bir yazıda geçerli veya geçersiz midir? Aynı onun gibi. Hükümsüz bir tahayyülü hayale gelen o herhangi bir şeyi hakikat tevehhüm eder. Hem şeytanın işini kendi kalbine mal eder. O şeytandan olan şeyi kendinden zanneder. O lümme-i şeytaniyeden gelen şeyi kendinden zanneder. Şeytandan gelen şeyi kendi kalbinden geliyormuş zanneder. Onun sözünü ondan zanneder. Zarar anlar, zarara düşer. Zaten şeytanın da istediği odur. Demek şeytan da ne istiyor? İşte onun bu şekilde onu kalbinden zannetmesini ve o şekilde huzurdan kaçmasını istiyor. Şimdi başka yerlerde bu meseleye şu şekilde çok harika bir misal verilmiş. Ben burada onu da zikretmeden geçemeyeceğim. Bu meseleyi bakın Risale-i Nur'larda, mektubatta, lemalarda, sözlerde, Mesnevi Nuriye'de kaç yerde işlemiş. Demek ki ehemmiyetinden dolayı değişik yerlerde işlenmiş bu konu. Şimdi orada bir yerde şu misal veriliyor. Mesela aynadaki bir yılan insanı ısırır mı? Isırmaz. Aynadaki bir ateş insanı yakar mı? Yakmaz. Aynadaki bir pislik insana bulaşır mı? Bulaşmaz. Peki şimdi bir adam onun ayna olduğunu bilmese ve o yılanın, o ateşin, o pisliğin de aynada olduğunu bilmese şimdi ondan dolayı telaş eder mi etmez mi? Telaş aman beni mi? Sokar mı? Aman beni yakar mı? Aman bana bulaşır mı diye bir telaş gösterir mi göstermez mi? Telaş gösterir elbette. Gösterir. Ama bilse ki o aynadır ve onlar da yansımadır ve o yansımaların da ona hiçbir zararı yoktur, o zaman hiç aldırış etmez. Öyle mi? İşte hayalimiz bir ayna.
hayalimize gelen o kötü sözler veya o küfür görünen şeyler veya o mukaddesata münafi olan, yani böyle mukaddesatı incitici olan o şeyler, sözler, ve sözler, haller, hatıralar, tasvirler, o hayale gelen yılan gibi veya ateş gibi veya pislik gibi. Demek o hayalimize gelen kötü sözlerden, küfür zannedilen hallerden ve mukaddesatımızı incitici zannettiğimiz o hatıralar bize ne yapmaz? Zarar vermez. Yani biz bunu bu şekilde bildik mi? O zaman biz şuna bakarız. Acaba bizim mesela namaz kılıyorsak, namazın içinde ve dışında bizim yapmamız gereken bir takım şartlar var. O şartlar yerine geldi mi, gelmedi mi? O şartlar yerine geldiyse onun dışındaki şeyler hayaldir, tasavvurdur. Onlardan dolayı bizim zararımız yoktur. Bunu böyle bileceğiz. Abdest dediniz mesela. Şimdi abdest alırken abdestin bir şartı var. Eğer abdestin o dört şartı yerine geldiyse şayet, bizim abdestimiz tamamdır. Artık vesvese etmeye gerek yok. Gerek yok, lüzum yok. Veya işte imanla ilgili, inançla ilgili bizim hatırımıza gelen herhangi bir şey, bu hangi mesele, hangi imanın esasıyla ilgili olursa olsun, eğer o hususta bizim kalbimizde herhangi bir tasdik yoksa, onun hayalimize gelmesinden dolayı da bizim mesuliyetimiz yoktur. Herhalde anlaşıldı. Evet. Tabii bu beş vecih izah ediliyor. Ben bir vecih daha okuyayım isterseniz. Hepsini okuma zaten imkanımız yok. İkinci vecih budur ki, manalar kalpten çıktıkları vakit suretlerden çıplak olarak hayale girerler. Oradan suretleri giyerler. Hayal ise her vakit bir sebep tahtında bir nevi suretleri nesceder, dokur. Ehemmiyet verdiği şeyin suretlerini yol üstünde bırakır. Hangi mana geçse ya ona giydirir, ya takar, ya bulaştırır, ya perde eder. Eğer manalar münezzeh ve temiz iseler, suretler mülevves ve rezil ise giymek yoktur. Fakat temas var. Vesveseli adam teması teleppüsle iltibas eder. Eyvah der. Kalbim ne kadar bozulmuş. Bu sefillik, bu hisset-i nefis beni matrut eder. Yani beni dinden uzaklaştırır. Şeytan onun şu damarından çok istifade eder. Şu yaranın merhemi şudur. Şimdi tabii bunlar böyle ilmi meseleler. Peki böyle bir yaranın merhemi nedir? Dinle ey biçare. Nasıl ki senin namazın edebi nezihanesinin vesilesi olan zahiri taharete, batnının batınındaki necaset ona tesir etmez ve bozmaz. Bakın çok önemli bir hakikat. Bizim içimizde pislik var mı? Midemizde? Var. Peki onunla namaz kılıyoruz mu? Kılıyoruz. Peki şimdi o bizim namazımıza zarar veriyor mu? Vermiyor. Niçin? Çünkü onun zarar vermesi ancak namazdayken o dışarı çıkarsa zarar verir. Dışarı çıkmadığı müddetçe zarar vermez. Zarar vermez. Mesela sen ayat-ı ilahiyeyi tefekkür ediyorsun. Birden bir maraz ya bir iştah ya bevl gibi bir emri müheyyic şiddetle senin hissine dokunuyor. Elbette senin hayalin devayı illet ve kazayı hacetin levazımatını görecek, bakacak, onlara münasip süfli suretleri nesledecek
ve gelen manalar ortalarından geçecekler. Geçeceklere ne beis var, ne televüs var ve ne zarar var ve ne hatar var. Yani o bizim sıkıntılı halimiz hayalimizi de ister istemez ne yapıyor? Meşgul ediyor. Ama o sıkıntılı halimizin hayalimizi meşgul etmiş olması bize zarar vermiyor. Yani o pislik ona bulaşmıyor. Yani o manayı burada söyledi. Yalnız hatar ise, yani peki bunda zarar nedir? Hasr-ı nazardır, zannı zarardır. Yani onun zararlı olduğunu zannetmek zarardır. Ben burada bir cümleyle bunu bağlamak istiyorum. O da şu. Peki Allah bu kadar rahmet, merhamet sahibidir. Niye bu vesveseyi bize vermiş? Bunun sebebi nedir? Hikmeti nedir? Çünkü bu çok önemli bir nokta. Bakın, onunla bağlayalım konumuzu. Eğer desen bu derece müminlere muzır, zararlı ve müziç olan vesvese, yani onları rahatsız edici olan vesvese ne hikmete binaen bize bela olmuş? Bak, hemen aklımıza geliyor muydu bu? Evet. Geliyor. Hemen burada bakın, hemen o soru sorulmuş. El cevap. İfrata varmamak, hem galebe çalmamak şartıyla aslı vesvese teyakkuza sebeptir. Taharriye daidir. Ciddiyete vesiledir. Demek o vesvese niçinmiş? Bakın. Bir, uyanıklığa sebep. İki, araştırmaya sebep. Üç, ciddiyete vesiledir. Sebeptir. Lakaytlığı atar. Yani insanın böyle boş vermiş bir halini kaldırır. Tehavünü def eder. Yani insanı tembellikten kurtarır. Acaba ben abdestim var mıydı yok muydu, namaz kılacak? Hemen o aklına gelince bu sefer ne yapıyor? Ya gidip en iyisi bir abdest tazeleyeyim. Bak, ne oldu şimdi? Yeni taze bir abdestle namaz kılmaya onun o vesvesesi sebep oldu. Bu kadar. O tembelliği attı. Onun için hakimi mutlak, yani her şeyi hikmetli olan, her şeyinde mutlaka bir fayda olan Rabbimiz şu dar-ı imtihanda, yani şu imtihan yeri olan dünyada, şu meydan-ı musabakada, şu musabaka meydanında bize bir kamçıyı teşvik olarak, demek neymiş vesvese? Bir teşvik kamçısı. Bizi isteğimizi uyandırıyor, bizi hareketlendiriyor. Vesveseyi şeytanın eline vermiş, beşerin başına vuruyor, şayet ziyade incitse Hakim-i Rahim'e şekva etmeli. Yani vesveseden dolayı bir insan çok rahatsız olsa ne demeli? Cenab-ı Hakk'a karşı "Eûzu billahi mineşşeytanirracim" demeli. Demek çaresinde ne yaptık? Neymiş çaresi de? "Eûzu billahi mineşşeytanirracim." Allah'a sığınmak. İdris hocamıza çok teşekkür ederiz. Vesvese konusunda bizi aydınlattı. Sevgili dinleyiciler, gönülden gönüle sohbetimiz burada sona ermiştir. Teşekkür ederiz. Hoşça kalın.